Ben hep yaşa derim. Yaşayacaksınız. Yaşayın. Yaşayın ve Müslüman Türk evlatları olarak mukaddes vazifelerinizi, görevlerinizi hakkıyla yapın. Allah'ın bize emaneti olan, lütfu olan bu cennet vatanı ne Ermeni'ye, ne Rus'a, ne başka kafire asla vermeyin. Yakın tarihin en karanlık yıllarıydı. Dün Sevr'de, Lozan'da Türkiye'ye hudut çizmeye çalışan kalemler yine iş başındaydılar. Savaşın soğuğu, siyasetin kirli kanıyla boğulmuştu. Satılık kalemler, riyakar siyasetçiler, sözde aydınlar bu karanlık filmin senaristleriydi. Oyuncuları ise akıbetlerinden habersizdi. Vatan ve bayrak sevdasını, ezan-ı Muhammed tutkusunu her vakit yaşatıp her şeyin üstünde tutan bir gençlik vardı. Karşılarındaki bu çirkin, ruhsuz ve şahsiyetsiz düşmanın kimliğini biliyor fakat vücuda ermiş haliyle yüz yüze gelemiyorlardı. Hep bir hain el vardı. Sırtlarından vuranları savunan, el altından destek olan, yüzünü göstermeden maskeli bir balonun baş soytarısı olan. Karanlık odakların kapalı kapılar ardında kurduğu planlar, Türkiye'deki gençlerin iman dolu göğüslerine çarpmıştı. Yeminliydiler, komünizme, faşizme ve her türlü emperyalizme karşı mücadele etmek için canlarıyla, başlarıyla mücadele edeceklerdi. Kimi kavgada vuruşacaktı, kimi boynuna yağlı bir urganı takacak, ölümü bile öldürecekti. Yıllar geçse de adı hiç unutulmayacak olan, şehadete isimlerini birlikte yazdıran iki yiğit vardı. Halil Esendağ, Selçuk Duracık. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Adım Abdullah Şevket Üzüner. Buca Muradi Cami İmamı, emekli imamıyım. 45 yıl İzmir'deyim. 67 İzmir'e geldim. Ve Kızılçullu Çocuk İslah Evi'ne de Adalet Bakanlığı'na intisap ettim. Orada ikinci görev olarak görev aldık, verdiler. Gittim. O şekilde başladım Adalet Bakanlığı'nda görev yapmaya. 74 affına kadar devam ettim. Ondan sonra bıraktım. Ve 80 ihtilali oldu. Bir gün 5 Haziran tahmin ediyorum, ben unutabilirim. Biri geldi, polis geldi. Bir delikanlı geldi, bir kağıt getirdi. Hocam akşam yastan sonra, saat 10'da, 11'de ekip gelip seni alacaklar. İki ülkücü infaz edilecek dedi. Kimse söyleme. Haziran 1983. 83. Tamam dedim. Ve tabii ki ben sarımcımı hazırladım. Ekip geldi. Beni aldılar, şeye götürdüler. Bölge cezaevine. Bir ucuna kalabalığı gir içeri. İzmir ilinin bütün ilçelerindeki savcılar, askeri savcılar, sivil savcılar, İzmir'deki başsavcısı, hep orada emniyet görevlileri, hiçbir basın yok. Şey yok. Din görevlisi, ben sarımcıkla girdim. Başsavcısına gittik. Saat 1'e kadar bekleyeceğiz. İfaz 1'de başlıyor. Efendim, 1 oldu. Bütün görevliler hep beraber o bölme bölme orası. Bir yer, uzun bir yer. Şu köşede bir sehpa kurulmuş. İp sallanmış.
bir projektör konmuş oraya. O ip, o halka çok çirkin bir şekilde sırtıyor. İnsan kendini yapıyor. Buca cezaevinde o gün alışılmadık bir hava vardır. Gazeteler bırakılmamış, mazgal açılmamıştır. Bu infaz var demektir temayüllere bakılırsa. Yine kimi sallandıracaklardır acaba? Terzi geçerken fısıldar. Halil'le Selçuk'u asacaklar, haberiniz ola. Koğuş, buz keser adeta. Ne yapabilirsin ki? Derhal abdestler alınır, seccadeler yayılır, okumasını bilen mushaf-ı şerifini açar. Bilmeyenler tesbihlerine sarılırlar. Duvar, duvar, katil duvar. Duayla ulaşabilirler anca. Oraya geldik. Bütün savcılar, bizim Halil'le Selçuk infaz savcısı bir binbaşıydı. Havacı binbaşı. Bu şeylerde infaz savcıları var. Şimdi saat 1 oldu. Selçuk çıktı hücreden. Şimdi gerçekten Allah o güzelliğini kabir hayatı bütün kadın yaşatsın. Selçuk ince dalan, uzun boylu, zayıf, bembeyaz kefen giymişler. Yekpare gömlek. Uzun, kollar uzun, kefen. Başlarına takka. Ayaklarına beyaz çorap. Beyaz terlik. Sakal bırakmışlar. O sakalın çevresinde adeta Nur-u Muhammed'i fışkırıyor. Şimdi bütün o manzara görülünce hücre çıkıyor. Selamun aleyküm. Ya arkadaş, gerçekten böyle bir şey yok. Ölüme gidiyorsun. Çıkar çıkmaz o şey manzara, o ip gözüküyor. Aslında o ip insan moralini bozar. Öyle bir şey sarkılmışlar. Koca bir şey koymuşlar, sandalye. Projektörle koymuşlar. Selamun aleyküm. Hepsi selam aldılar. Aleyküm selam evladım. Dokuz karanfili dar ağacına verdi kolker. Oradan bir banko var böyle. Banko ok koymuşlar. Bankoya imam girmek yasak. Gelse o hocam gelmiştir, sarıldı Halil, Selçuk. Kucaklaştık. Tabii onunla nasihat edeceğim. Oho hocam dedi, biz buna inanmışız dedi ya. Elhamdülillah dedi ya. Şimdi yani ölüme gidiyorsun ya. Bir şey değil yani. Bir gül bahçesine, girecesine kendi Allah verenlerindir. Ya bu şeyde hani Mevla diyor ya, o gerdek gecesi şeb aruz. Yani bir delikanlıyı sanki gerdeğe sokacağız. O sevinçle. Girdik oraya, ben de girdim. Ben Kur'an-ı Kerim götürdüm. Dediler ki biz namaz kılacağız. Hemen seccade getirdiler. O andaki, oradaki görevliler, infaz savcısı ne istiyorsa o mahkum hemen getiriyorlar. Kur'an-ı Kerim götürdüm. Biz Kur'an'ı istediler. Gittiler hücreden kendi Kur'an'ı getirdiler. Şimdi benim bir nasihat bir şeyim kalmadı. Onlar bana nasihat ediyorlar. Aman ya Rabbi, aman ya Rabbi. Şimdi giymişler, işin en güzeli de namaz kıldılar. Ama iki kere namaz kıldılar. Kıldı, tek tek geliyorlar, bir sarılarayla. Şimdi Selçuk şu eller şöyle, o Süleyman Efendi'nin şey gibi yaptı. Bir dua etti böyle.
O dua esnasında yerden, gökten, sağdan, soldan mis kokusu yağdı. Mis kokusu. Ortada mis kokusu aldı. Burcu, burcu, burcu kokuyor. O duadan sonra. Duasını yaptılar. Yaptı. Dediler ki, Kadir abiyle hakkı selat edin dediler. Oradakilere söyledi, hakkı selat edin. Çıt yok. Millet donduk kaldı. Öbürleri kahrolsun bilmem derken bunlar selamun aleykümle başladılar. Şimdi yapması taktılar. Efendim ellerini aklına bağladılar. Yalnız dedi ki abi dedi elim acıtıyorsun dedi. Selçuk. Fakat şey yaptılar. Oradan buradan oraya kadar o şeye kadar sehpaya kadar la ilahe illallah la ilahe illallah la ilahe illallah la ilahe illallah la ilah gitti şeye. Kimse de yardım istemedi. Bir çıkar dediler. Cesaret, dik duruş, iman ve ahlak sözlerinin vücut bulmuş halleriydiler. Tam bir imanla, cesaret ve inançla çıktılar idam sehpasına. Ne isyan ettiler ne de sitem ettiler. Sevgiyle kavuşmanın sırrına ererek gittiler. Sahneye çıktılar. İpi takla boğazlakla. La ilahe illallah. Çektiler ipi. Can veriyorsun. Can gidiyor. Şimdi tabii bir böyle hani bal tutasın da bak oltana çıkan bak nasıl şeyler öyle. Böyle bir gitti geldi. İnsanın yüzü ayrı gibi parlıyor. Bir güzel elleri bağlı. Sonra orada hemen 30-40 gardiyanlar orada oturuyorlar. Bu şeyden sonra hepsi basarca orasına gitti. Kimse yok şeyden. Göre kimse yok. Bu arabayı aldı. Ben varım. Gardiyanlar var. Birkaç jandarma var. Şimdi şeyi tam durdu. Durduğu zaman gardiyanlar hocam vallahi kıble karşı durdu. Kıble karşı tam takış aldı kaldı böyle. Dedim ki gardiyanlara kardeşim bu iman işi. Zengin olabilirsin, fakir olabilirsin, garip olabilirsin ama iman işte kimse müdahale edemez. Bu iman işi tam kıbleye karşı tam durdu. Kadir'e bağırıyorlar. Kıbleye, vallahi hocam hepsi birden bağırıyor. 15'te kaldı şeyde ipte. Ondan sonra o zaman şeyde İzmir Büyükşehir Mezarı Müdürü İdris Bey, o da geldi. BTV'de cemaatimdi. O da geldi. Onunla beraber şeyi aldık. 15 dakika sonra sehpadan sedye getirdiler. Sedyeye koyduk. O durum nasıl? Sedyeki durumu öldü. Allah Rabbine kavuştu. Radiyeten merdiye olarak. Şimdi bir derviş dergahta sabah Allah Allah la diye nasıl oraya düşerek bayılır? Aynı öyle. Parıl parıl parlayan bir yüz, gülümseyen bir çehre, sanki gülüyor. Efendim genç bir delikanlı. Tabii ki bütün oradaki gardiyanlar, oradaki askerler, jandarma askerleri var, askerler. O bizler Fatiha'mızı okuduk. Ondan sonra onu kere aldık. Allah'a gidiyorsun Selçuk. Tebessümle başını sallar. Biliyorum hocam. İnşallah. Tekbir getirir, tevhid söyler. Zikri hiç kesmez son ana kadar. Boynuna urganı geçirirken cellatına bir şeyler fısıldar. Adamın yüzü değişir. Allak bullak olur adeta.
Cellat sandalyeyi çeker, o malum çatırtı. Bedeni döner, döner ve yüzü kıbleye gelince durur hizada. Hekim tamam deyince alır, masaya yatırırlar. Manalı bir tebessüm, sanki başka alemlere bakmakta. Sırahle geldi. Tabii bir saat arayla. Hali giymiş kefeni. Bembeyaz. İman, iman, insan insan yapar. İnsan, iman, insan su yapar derler ya. Selamun aleyküm. Aleyküm selam evladım. Beyaz sakka. Güzel sakal. Beyaz çorap. Beyaz terlik, parıl, parıl parlayan, dinsiz imansız dahi yola getirebileceği şekilde durulanan bir veçe. Selam, herkese selam atın. Selamun aleyküm. Aleyküm selam atın. Bornova savcısı vardı. Bornova savcısı diyordu ki ben bu kadar işe gittim infaza, böyle şey görmedim. Bütün oradakiler, emniyetçiler, adaletçiler hepsi hayret ettiler, şaşırdılar. Ondan sonra güne kucaklaştık. Ay hocam, sağlık şüpheliyim ya, şeyde ben imamken birçok ülkücü benim eve gelirdi, camiye gelirlerdi. Bizim odamız vardı, çay içerdik, onlar da gelmişlerdi. Ondan hocam, işte nasihine başladım, aynı Selçuk gibi. Bir Allah'a tevekkül, Allah'a bir bağlılık, yani elhamdülillah gerçekten de bir Müslümanın bu insana karşısında orada inanmayanı var. Bu şekilde dini yönden, ahlaki yönden, imani yönden, karakter yönünden örnek olabilecek bir durumda tova girmeleri beni tamamen yola çığda çıkardı. Ya ben dedim acaba ben din görevlisiyim, tecrübem var. Ben olsam ne yaparım? Vallahi ben cevap veremedim, kendime cevap veremedim. Hocam siz de söylemiştiniz ya benim hayatıma... Şimdi gerçekten benim hayatıma ben kendime ona örnek aldım. Yani ben olsaydım acaba ne yapardım? Yani o kadar zor bir mesele. Allah rahmeti bol etsin. Namaz kıldı, dua etti, Kur'an okudular. Efendim Allah hepsini verdiler. Selçuk da Halil de Selçuk gibi bir dua etti böyle. Aman ya Rabbi. Gökten, yerden sağda solda miski ambe fışkırdı. Ben öyle aldım. Belki alanlar da vardı, belki almamışlardır. O da cümüş, miski ambe cümüşle gömüldü. Dua etti. Elini yaftasını taktılar. Elini bağladılar. La ilahe illallah. La ilahe. Bu şeyde hepsi gitti. Yine boşalı orası. Ben kaldım. 15-20 tane şey var. O da kaldılar. 15-20 asker var. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Biz gide çıkarız dediler. Hiç kimse zahmet etmesin. Gide çıktılar. O masaya. Sahneye çıktılar. La ilahe illallah çekler. Sahneye. Halil ölmeden ölen bir gençtir. Allah'tan Celle Celaluhu. Ne gelirse başı üstüne, kahrın da hoş der, lütfun da. Devletin vereceği idam gömleğini istemeyecek kadar hassastır. İdam hali bu, ola ki yırtılır, kirlenir, zeval gelmesin der milletin malına. Kendine o güne has bir libas yaptırmak ister. Bezi helal parayla alınsın der ama. Koğuşta 23 ülkücü vardır. Bakın şu işe ki alayından çıkan para bir bez alamaz. O günlerde içlerinden birine beyaz bir nevresim gelmiştir. Terzi ustaca keser biçer. Cübbe kefen arası bir şey çıkarır onlara. Tamam, olmuştur işte. Eğer namazlarını bununla kılar,
Zikre bununla otururlar ve gözyaşlarıyla yuup yuup yıkarlarsa. Halil'in bir niyazı daha vardır Cenab-ı Hak'tan. Ah ruhunu yağmurun hafif hafif çiselediği bir seher vakti teslim edecek olsa. Arzu işte nelere kadir değildir ki Yüce Mevla. Sallanıyor. Can veriyor. Vallahi şimdi aynı şekilde tak durdu. O oradaki görevliler hepsi hoca vallahi kıble durdu. Durdu 15 dakika. Yine İdris Bey ve ben orada birkaç çanlık şey geldi. Aldık şey sediye. Baktığın zaman sabaha kadar Rahmani Allah aşkıyla zikretmiş, mitap düşmüş, uyuyakalmış. Bu şey ve şeyle güzel bir tebessüm ki o tebessümde her türlü güzel manalar mevcut. Her türlü. Allah-u Teala Hazretleri o çok gençlerin hayatının bütün güzelliğini o anda tebessüme koymuş. Öyle bir tebessüm. İdris Bey dedi ki hocam bu işte biz beraber gömelim dedi. İyi dedim. Bana bir de polis verdiler. Öncekine vermediler ama verdiler. Sonra dediler ki bir emir geldi bu şeyden sigaretten iki cemre kadar cenaze burada kalacak. Din gözü gidebilir dediler. Bir o zaman gittim, geldim eve. Kendim baktım. O çocukların o güzel ben utandım. Ben din görevlisiyim yıllarca. En azından o zaman hemen 25-30 yıl imamım. Yıllarca cenaze kattım ben. Cenazeye gittim. Çok tecrübem var. O gençlerin durumunun tutumundan ben utandım. Ya Rabbi dedim, ben olsam ne yapardım? Yani Allah'a havale ettim. Bu şekilde bir güzelle şahit olmanın şerefini yaşadım. İzzetini yaşadım. Sevindim. Ağladım. Sızladım. Dua ettim. Ertesi sabah gardiyanlar koğuşun gediklilerini çağırırlar. Gelin, müdür beyin verecekleri var. Halil'in emanetleridir bunlar. Yatak döşek, üst baş, cüz, takke, misvak ve dini kitaplar. Notlar arasında kıldığı kaza namazlarının listesi vardır. Ölümle ilgili ayeti kerime ve hadisi şerifleri toplamıştır bir kağıda. Ve bir mektup, annesine babasına hitaben yazılmış. Besmele ile başlar. Resul-i Ekrem'e salat ve selamlarla devam eder. Ebeveynine sabredin der. Arkasından yakınmak, meftayı bizar eder zira. Ve küçük küçük paketler, üşenmemiş, tek tek etiketlemiştir. Ancak gazeteye sarılı bir bez dikkatlerini çeker. Üzerinde ne yazı, ne işaret. Ya çoraptır, ya fanila. Ne olabilir ki başka? Tereddüt de açarlar. Aa, o da ne? Yeşil bir tülbent, etrafında zarif bir oya. İhtimal, 2,5 yıl kaldığı ölüm hücresinde hanımın danesi dert ortağı olmuştur ona. Boğazlarda düğümlenir, yutkunan yutkunana. İşe yarayan eşyaları mapuslara dağıtır, hatıraları ailesine yollarlar. Halil'in babası dindar bir insandır. Olanları tevekkülle karşılar. Annesi de öyledir, zahir. Lakin bir soru gezinmektedir kadıncağızın kafasında. Tamam, oğlu tekbirlerle, tehlillerle vefat etmiştir ama şehadet makamına ulaşmış mıdır acaba? Mürüvvet Hanım o gece rüyasında cennet bahçelerinde dolanmaktadır. Sahabeler toplanmış, sanki birini bekliyorlar. Merakla sorar, hayırdır, ne oluyor burada? Bilmiyor musun, şehit Halil'in düğünü var. Resulullah Efendimiz teşrif buyuracak nikahını. Sübhanallah. Bir gün yas namazı kıldık. Ordu'dan bir otobüs geldi. Ordu'dan. Hemen 45 kişi kadın erkek. Bunun için gelmişler. Camiye geldiler. Ev almaz, ev küçük. Cami açtım. Yani Allah
ne güzel insanlarımız var. Onun için Allah Türk milletini, Müslüman Türk milletini hiçbir zaman rezil rüsva etmeyecektir inşallah. Allah'ın izniyle. O gelen ordular bir ağladılar. Bir ağladılar. Bir dua ettiler. Bir dua ettiler. Allah'ım ya Rabbim. Ondan sonra bu 9 Eylül Üniversitesi profesörleri geldi. Seni dinlemeye geldik hocam dediler. Fevzi Devrim 8-10 gün profesör. Anlat. Hepsi 3 defa Fatiha okudular. Hediye ettiler. Rahmet okuluna gittiler. Ondan sonra Ülkücü'ye geldi. Şu İzmir'de çevredeki ne kadar şey varsa tabii ki bu hem memnun oldular, hem ağladık, hem güldük, hem sevindik. Allah böyle bir şeyi bir daha göstermesin. İnsanlara bir takım şeyler insan olgunlaştırıyor. Efendim ben ta şeyi Adana'da bir şey kurmuştu. Bir merhum Türkeş geçti. Ülkücü'de şey kurmuştu da ben o zaman merkezim yaptım. Gidemedim. O çok severdim ben şeyi Türkeş. Çok iyi severdim. Ama gidemedim. Görüşemedim. Burada görüştük. Efendim o da yedirdi, içirdi. Gele giden çok oldu. Hatta orada bir çadır kurmuşlar. Tarzların içerisinde geçtik. Pırlanta gibi bir geçtik. Namaz kıldık. Gerçekten baş bu. Allah rahmet eylesin. Allah kalbi nur eylesin. Başbuğun elinden su içenlere merhamet ettiği selam ve kişilere Allah rahmet eylesin. Merhamet etsin inşallah. Gökyüzü ağlıyor, toprak yarılıyordu. Şehirler, ocaklar ve hayatlar bölünüyordu. Bir nesil vatanı için, imanı için ölüme koşuyordu. Mehmet Akif'in tabiriyle peygamber kucağına koşar gibiydiler. Vatanımın ha ekmeğini yemişim, ha kurşununu diyerek al kanlarını bayraklaştırdılar. Kolay bir hayat değildir onlarınki. Nitekim kolayı, rahatı, konforu, lüksü tercih etmediler ve bunlara da özenmediler. Dava adamlığını yüksek bir iradeyle benimsediler ve tehditlere, tehlikelere, tuzaklara, kurşunlara ve dar ağaçlarına hiç aldırmadılar. Ne mümkün? Biz unutsak bile tarihin sanıkları unutmaz. Unutanları da Allah affetmez. Bıçak gibi ayazlar, buz kesmiş duvarlar, karanlık ve izbe zindanlar, okula, yurda, şehitliğe açılan yollar, koşar adım gidilen kaldırımlar, Hakk'a uğradığımız cami avluları ilelebet hatırlar. Onlar zurt bakıştı, aslan yürekli, kartal pençeli idiler. Şehadeti millet uğruna gözlerini kırpmadan tercih ettiler. Hak yoluna, hakkın yoluna hepimizden evvel gittiler. Adını anamadıklarımız bizleri affetsinler, haklarını helal etsinler. Saymakla tükenmez, anlatmak da bitmez. Kelimeler kifaya çekmez.
Sen bu kurtlar sofrasından çıkamazsan ona yanarım. Şerefli bayrağı burca dikemezsen ona yanarım.